Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Kenan Karay ile TYT Geometri kampının 27. hafta videolarına başlıyoruz. Yani son konuya başlıyoruz. Katı cisimler konusuna başlıyoruz ve bu hafta katı cisimler konusunun prizmalar kısmını sizinle birlikte işleyeceğiz. Toplamda 7 videomuz olacak ve kitabımızda da sayfa numarası 244, 245 ve 246'yı işleyeceğiz sizinle birlikte. Yani temel diklik teoremini işleyeceğiz. Hani biz ne yapıyoruz ilk böyle konuya girişte bir tanım verip ardından eski konularla ilgili çözülebilen kısımlardan bahsediyoruz ya işte o kısımdayız. Yani en önemli kısımdayız lütfen ama lütfen bu videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin çünkü uzunluk bulmadan bahsedeceğiz. Yani bir prizmada bir uzunluk verildiğinde o uzunluk nasıl bulur ondan bahsedeceğiz. Prizmalara şöyle bir giriş yapmadan önce temel diklik döneminden bahsedeceğiz yani. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Temel diklik teoremi. Mantığını anlayınca çok rahat edeceksin. Nedir ondan bahsedeyim. Şimdi bir düzleme. Düzlem dediğimiz nedir? Mesela masanın yüzeyi bir düzlemdir. Ya da kağıtta hep işlem yapıyorsanız ya, eni var boyu var. R karede işlem yapıyorsunuz. Bu nedir? Bir düzlemdir. Arkamda gördüğünüz duvar bir düzlemdir. Ya da odanızdasınız şu anda. Tavara bak bir düzlem. Tabana bak bir düzlem. Sağ sol duvar, ön arka duvar bir düzlemdir. Düzlemde işte o duvarlara bir şey çizdiğiniz zaman ne oluyor? İki boyutta işlem yapmış oluyorsunuz. Şimdi ben ne yapıyorum? Masa varsa bir düzlem yap. Dışında bir nokta aldığın zaman boşlukta giriyor işin içine. Yani biz buna reküp. Yani uzay diyoruz. Uzayda işlemler yapacağız şimdi. O işlemlere başlıyoruz. Mesela ben bir düzleme. Şöyle bir masanın üzerine. Böyle yukarıdan bir dik çizdiğim zaman dışından bir dik, dik çizdiğim zaman düzleme. Düzlem üzerindeki buradaki kestikleri noktadan geçen her bir doğruya diktir diyoruz. Bak mesela şöyle bu doğru yani D doğrusu düzlem içindeki bu noktadan geçen her bir doğruya diktir. Şöyle bir doğu da çizsem diktir. Şunu da çizsem diktir. Aa hocam açı, dar açı gibi oldu. Hayır. Yine burası nedir? 90 derecedir. Hatta bak şimdi hop bana bak şimdi şu iki kalemi aldım. İki kalem şöyle dik değil mi? Şöyle aynı düzlemde kalacak şekilde. Şöyle ben elimi çevirsem hala daha diklik devam ediyor mu? Ediyor. Ama bak dikkat et hala burası 90 derece. Senin bakış açına göre burası değişti. Bakış açına göre dar açılmış gibi görüyorsun ama hala 90'lık devam ediyor. Hatta şöyle yapsam kalemi göremiyorsun değil mi? Kalemi göremiyorsun ama hala daha 90'lık devam ediyor. Göremesen bile 90'lık devam ediyor. Şöyle biraz göstersem çok az bir açı göreceksin böyle bakış açısına göre dar açı olsa bile yine hala buradaki 90'lık devam ediyor mu? Ediyor. Hatta böyle baksan önden baksan çok geniş açıymış gibi göreceksin ama hala daha burası 90 derece. İşte o yüzden bu temel dikliği böyle iyi bir şekilde anlaman lazım. Düzleme dikse hatta kendime şöyle bir yine büyüteyim küçülteyim daha doğrusu. Düzleme dikse düzlem içindeki o dik olduğu kestikleri yerden geçen bütün doğruları dik Oluyor işte mantığı da şu iki kalemin dik geçmesinden dolayı çevirsen de evirsen de çevirsen de hala da 90 derece devam ediyor. Yani şunu da çizsem bu da 90 derece hatta şöyle çizsem bu da 90 bu da 90 bu da 90 gördüğünüz üzere. Bak hocam dar açılmış gibi geliyor ama burası 90 burası da 90 hatta şurası da 90 derece değil mi? Evet işte buna dikkat edeceksin. Ne? Yeter ki bir düzleme dik olan doğru olsun ona dikkat edeceksin. Düzleme dik olan doğru olduğu zaman bir diklik falan filan vardır işte burada da dik üçgeni Pisagor bağıntısını çok kullanacağız. Hatta bak böyle şöyle bir not yazmışım. Dik prizmalarda yüzeyler birbirine dik ya. Mesela bulunduğun odadaki köşeye bak. Şu sütun bulunduğun odadaki sütun. Bu alttaki şeye dik değil mi? Evet dik. Mesela al oklavayı eline. Yap bunu. Bak dediğimi unutma. Yap bunu. Al oklavayı eline. Odanın köşesine geçsin. Oklavayı bu, şu köşeye koydun. Hocam şurası tamam 90 derece dikdörtgenden dolayı. Burası da dikdörtgenden dolayı 90 derece. Ama sen oklavayı alıp şuraya koyduğun zaman. a hocam 90'dan daha büyük bir açılmış gibi oldu ama. Hayır. Dikkat et. Buradaki düzlemin senin tavan. Bu şu çizgide tavana dik taban pardon tabana dik değil mi buradaki çizgide evet oklavayı da buraya koyduğun zaman işte burası da 90 derece olmak zorunda Hatta ve hatta ben olayı daha güzel bir şekilde anlattım sana burada. Bak dikkat et. NP doğrusuna dikkat et. 3 farklı durumda 3 farklı dik üçgen çıktığını göstereceğim şimdi sana. Dikkat et. N'den P'ye. Yani sen odanın şu üst köşesinden şu alttaki şu köşeye doğru. Köşeye değil de buraya doğru bir ip çektiğin zaman. Şöyle bir ip çektiğin zaman bir dik üçgenle karşılaşacaksın. Peki burada dik üçgen bazen oluyor bazen olmuyor. Senin oluşturman gerekiyor. Ve size bir tavsiyede bulunayım. Böyle bir kırmızı doğru gördüğünüz zaman ya da böyle bir havada bir ip gördüğünüz zaman havada bir çizgi gördüğünüz zaman üçgen oluşturun. Ama üçgen oluştururken de havadan çizmeyin üçgeni. Bak yüzey üzerinden bir şey çizecekseniz yüzeyler üzerinden çizeceksiniz. Mesela sen tutup da hocam ben P ile M'yi birleştireyim al işte N, M, P üçgeni oluştu. Hayır bu olmaz. Bu üçgen senin işini görmez çok nadirdir bu üçgeni kullandığımız durum arkadaşlar. Çünkü niye? Sen burada havadan bir doğru çizmiş oldun yine. Bir şey çizeceksen yüzeyden çiz ki yüzeydeki doğruyu sen yüzeydeki doğrunun uzunluğunu daha rahat bir şekilde bulabilirsin. O zaman ne yapacağız? Mesela sen burada bu doğruya odaklan şimdi. Hocam burada şu köşeden ya da buradan çizeceksin değil mi? Hocam şuradan şöyle şunu şöyle çizecek olursam. Bak bu alttaki zeminden çizdim. Buradan zeminden çizecek olursam. Aa Burası zemine dik olduğu için burası da oklamadan dolayı, biraz önce oklamadan dolayı 90 derece olur. Yani burada bir dik üçgen çıktı mı karşına? Çıktı. Hatta ve hatta işte bu uzunluk bellidir. Şu uzunluk sorulur. E hocam bu uzunluğu nasıl bulacağız? Bu da dik üçgenden çıkacak. Bu yüzeyler dik dörtgense her bir açı 90 derece ya. Bak şurada da ne çıktı arkadaşım? Bir dik üçgen çıktı. Şuradaki pisagor bağıntısından da şurayı bulursun. Sonra bu pisagor bağıntısından burayı bulursun. Ya da başka üçgen oluşturamaz mı? Oluşturulur tabii ki. Bak, mesela bu. Sen bir tane çizgi çiz. Şuradan. Bak. Noktalarımız burada ve burada. Hocam ya bu köşeden çizeceğim ya bu köşeden çizeceğim. E, bu köşeden çizdim. Tamam. tavandan çizdim biraz önce. Bir de bu köşeden şöyle şu yan duvardan çizecek olursam bak yan duvardan. Duvar üzerinden çiziyorum. Yüzey üzerinden çiziyorum. Dikkat. Yan duvardan ben şunu şöyle çizecek olursam aa hocam şuradaki çizgi yan duvara dikti değil mi? Evet. O zaman burası 90 derece olmak zorunda. Genelde 90'ın olduğu yerde neresi biliyor musun? Havadan olan şimdi havadan olan doğrunun köşeleri bunlar değil mi? Evet. Üçgen oluşturduğun zaman yüzeyden genelde bu anlaşılmıyor. Şuradaki doğrunun üstündeki açılar 90 derece değil de genelde 3. köşe 90 derece oluyor. Haberin olsun. Bak burası 90 derece oldu. Hocam burada bir Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. Hatta şu uzunluğu bulmak için ne yapacağız hocam? E bu da 90 derece olduğundan bak buna ait burada da bir üçgen var. İşte bu da dik üçgen. Hatta şuna ait bu sefer şuradan ve şuradan buradan ön duvardan bak ön duvardan bir çizgi çizecek olursam şöyle aa hocam burası da şöyle mavi üçgenden dolayı yine ne oldu? Dik üçgen oldu. Niye? Hocam bu öndeki duvara dik ya duvara dik olduğu için bu duvardan geçen bu doğru ya da dik olmak zorunda. Tamam en zoru bu. Siz genelde böyle tabandan çiziyorsunuz ya da tabandan çiziyorsunuz daha kolay olacak şekilde. Ama sadece bu yok. Bak dikkat et şunu çizgiyi ve şu çizgiyi çizince de çıkıyor. E hocam şunu nasıl bulacağım? E bunu da bulurken arkadaşlar bak burası 90 derece. Şuradaki Pisagor bağıntısından yine buraya ulaşırsın. Anlaşıldı. Önemli olan temel diklikte zemine diklik varsa üçgeni oluşturur genelde. Üçgen oluşturduğunuz zaman da üçgen oluştururken de ne yapıyorsunuz? Üçgen oluştururken de şuna dikkat ediyorsunuz. Böyle zeminden çizmeye dikkat ediyorsunuz. Zemin derken yüzeyden çizmeye dikkat ediyorsunuz. Tamam. Onu çizdikten sonra gerisi gerçekten ama gerçekten çok kolay. Şimdi Bundan sonra kısmın ne kadar hızlı akacağını göreceksin. Arkadaşım şöyle bir örneklere başlayalım. Yukarıdaki şekilde şöyle bunlar birer kareymiş. Kare ise hocam şöyle kitap böyle kitap açtığın açarmış gibi düşün. Şu kitap burası. Kitap burası kare, burası da kare. Şöyle bir yüzey. Şu da bir yüzey, bu da yüzey. Şöyle açtığın zaman kitap açılmış. Şu köşeler arasındaki uzaklık isteniyor benden. Bu bir kare ya. 4 hocam burası, e burası da 4, burası da 4. Şu uzunluk da 4 tamamı. Hocam bu da bir kare. a bunun da bir kenarı 4. 4 4 oldu. E hocam havada gibi doğru isteniyor. Ne yapacağız? Yüzeyden bir tane çizgi çizeceğiz. İstersen zor olanı çizeyim ilk etapta. Hocam buradaki yüzeyden şunu çizeyim. Bak şu kitabı açtık ya şurası 90 derece ya arkadan gelen bu da yüzeye diktir. Yüzeye dik olduğu noktadan geçen bu doğruya da dik olmak zorunda. Yani şöyle bir dik üçgenden de Pisagor bağıntısından da çözebilirsin. Çünkü bu düzleme dik, düzlemdeki bu doğruya da dik olmak zorunda. İster buradan çiz ama sen büyük ihtimalle ne yaparsın? Şunu çizersin. Tavandan. Bu düzlemedik mi? Düzlemedik. O zaman şuradan şöyle bir üçgen oluştursan. Hocam burası dar çemiş gibi ama bu düzleme dik ya. Düzleme içindeki bu doğruya da diktir. Yani burası da 90 derecedir. E neresi lazım bana? Burası lazım. E bu bir kareydi. 90 derece burası. 4, 4 ise burası ne oldu? 4 kökü oldu. Ve burada Pisagor bağıntısından. Aa e hocam dar çemiş gibi duruyor. Hayır bak şundan bahsediyorum. Şu dik ya. Böyle baktığın zaman dar çemiş gibi duruyor. Düzleme diklik var burada. Düzleme dik olduğu için düzlemden geçen bu doğruya da dik olmak zorunda. E sonra Pisagor bağıntısı 4 ve 4 kök 2'den dolayı x'i bulacağız. Arkadaş ortak çarpan 4 çarpı 1 burası. 4 çarpı kök 2 burası. E hocam ne oluyor burada o zaman 4 çarpı kök 2 olduğu için. Burası da 4 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı değil miydi? Evet 1'in karesi artı kök 2'nin karesi. 1 artı 2'den dolayı 4 kök 3 olarak buluruz cevabı. Evet örnek 1'i 4 kök 3 buldum. Geldik örnek 2'ye. Ne olur ne olmaz diye yazdığımız bir şey arkadaşlar bu. Şimdi dikkat et burada 12 var 25 var. Burada da 20 var. E merkez varsa teğet varsa biz ne yapıyoruz? Çembersel özellikleri kullanıyoruz. Çek dik diyelim. Şurası bir 90 derece oldu mu? Oldu. E ne yapacağız? 25'i kullanmak için bir üçgen lazım hocam. E nasıl yapacağız? Bu düzlemedik mi? Evet. O zaman bir üçgen oluşturalım. Hop şöyle bir üçgen oluşturduğumuz zaman düzleme dik olduğu için burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Düzleme dik. Düzlemde bir doğru çizdim böyle 90 oldu. Bak üçgen de oluştu. 20-25. Ne üçgeni? 15-20-25 üçgeninden burası 15 oldu. Hocam 12 15'li üçgeni şuradaki dik üçgenden dolayı da 9 12 15 üçgeni. Yani bu zemindeki üçgen, bu da havadaki üçgen sadece. Aradaki farkı anlayabildiniz mi? Büyük ihtimal anladınız. Buna göre diyor. A noktasının çembere en kısa uzaklığı. Arkadaş A noktası zeminde. Bu da zeminde. Çembere en kısa uzaklığı dediğimiz nedir? Merkeze kadar A'dan merkeze bir çizgi çizdiğimizde burası olmuyor mu? Evet. E yarıçapı 9 bulduk. Şimdi X diyecek olursak X artı 9 eşittir 15 ise X'i de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Yani örnek 2, 6 çıktı. Geldik örnek 3'e. Korkma, korkma, korkma. Rahat bir şekilde yaparsın. Şekildeki düzgün altıgen dik prizmanın yüksekliği verilmiş. Yükseklik dediğimiz belli zaten. Şu dikey uzunluk. Yani burası 12 arkadaş. Tamam Şu dikey uzunlukların hepsi 12. Şimdi bize ne demiş? Altıgenin bir kenar uzunluğu 2 köküç olarak verilmiş. Ve benden şu havadaki çizgi isteniyor. Bak C köşesinden bir şey alınmış. A alınmış. Buradan bunu çizeceksin. Bizden bu isteniyor. E ne yapacağız? Üçgen oluşturacağız. Yüzeyden bir şey üçgen oluşturalım. Hocam ben şuradan şöyle mi çizsem? Evet. Bu olur ama şurası zemine dik değil. Dikkat et. Üçgen oluştu ama dik üçgen oluşmadı. Ne yapalım? Zemin derken biz hep tabandan bir şey çizmeye gayret ediyoruz. E hocam tabandan o zaman şuna ait bir üçgen oluşturalım. Buradan şunu birleştirdiğim zaman. Şurada bir üçgen çıktı mı? Çıktı. Hocam şu yükseklik dik prizma dediğimiz şeyler Tanım olarak biliyorsunuz arkadaşlar ortaokulda. Zemine dik değil mi bu? Evet. Bu zemine dik olduğu için 90 derece burası. Hocam şurası da 90 derece ama şurası da 90 derece değil mi zeminden çizdiğin için? Evet. E altıgenin özelliğini de kullanalım. Altıgende şu bir köşe gel. Hocam burası da 2 kök 3. İç açısı kaç derece? 120. E 30 30 120 üçgeni burası. E burası 2 kök 3. 2 kök 3 kök 3 katı burası kaç yapar? O zaman 6 yapar. E şuradaki uzunlukta kaç? 12. E 6 12. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 6 kök 5 olur mu? Olur. Örnek 3 6 kök 5 çıkar. Geldik örnek 4'e. 4 tane eş küpten oluşan küp. Bütün kenarları birbirine eşit olacak değil mi? Küplerin bir ayrı uzunluğu nedir diye soruluyor. Yani her bir kenarı x birim. Arkadaş x burası x burası x burası x burası. Havada bir çizgi var. Buna ait ne yapacağız? Bir üçgen oluşturacağız. Genelde tabandan çizmeyi daha çok tercih ediyoruz. Ne yaparız? Şuradan A'dan ya da D'den çizeceğiz. Nasıl? Nereden çizelim? Şöyle çizelim istersen. Şunu çizdik. Arkadaş bu zemine dik mi? Evet. Zemine dik olduğu için burada da 90 derece olur mu? Olur. E yapacağız Pisagor bağıntısı. Hocam benim şurayı bulmam lazım. Burayı nasıl bulacağım? Buna ait de bak burası da 90 derece ya. Hocam şurada da bir 90 derece var. Bir dik üçgen var. Bir kenarı x diğer kenarı 2x. E 1 2 kök 5 üçgeni o zaman burası x kök 5 olur. E hocam şurada da artık bir Pisagor bağıntısı var. Bu Pisagor bağıntısını da şöyle maviyle göstereyim. Bir kenar x, bir kenar x kök 5, diğer kenarda 4 kök 6. E burada yap Pisagor'unu x'in karesi artı x kök 5'in karesi eşittir. 4 kök 6'nın karesi olacaktır. Bu x kare artı 5x kare eşittir. 16 çarpı 6 yaptı. Çarpmayayım. Burası 6x kare eşittir. 16 çarpı 6 oldu. 6'lar gitti. x kare 16'dan x 4 geldi. Küplerden birinin ayet uzunluğu isteniyor. Yani bizden x isteniyor. Cevap böylelikle 4 çıkar. Geldik örnek 5'e. Alan. Arkadaşlar alan isteniyor. Bir üçgen alan neydi? Bak üçgen alan isteniyor zaten bizden. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. E hocam 6 verilmiş 8 verilmiş 12 verilmiş. Yani şurası da 12 mi? Evet. Hatta burada bir oran verilmiş. Şimdi yükseklik 12. Her yerde yükseklik 12 o sütunlar değil mi? Burası K burası 2K verilmiş. Evet burası K burası 2K. Hocam 3K eşittir 12 iken K'yı buradan 4 buluruz. K uzunluğu 4. Burası kaç yapar? 8. Şimdi üçgenin alanına gelelim. Bir üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 midir? Evet. E hocam burada uzunluk olarak şu üçgende hangi tabana ait yükseklik çizeceğim? Buna ait mi yükseklik çizeyim? E bu uzunluk yok ki. Bulunabilir ama şu an yok. Boş ver. Şuna ait mi yükseklik çizeceğim? Bu uzunluk da yok. Aha şu tabana ait yüksekliği çizeceğim. Bunun tepesi burası değil mi? Evet buna ait yükseklik çizeceğim. Buradan çizilir büyük ihtimalle. Hocam o yükseklik buraya mı gelir? Hayır bak geniş açılmış gibi duruyor zaten. E ne yapalım burada? E şurada 6'yı gören 8'i gören hemen şunu yapar büyük ihtimalle. 6, 8, 13 geni hocam. E tamam şurası 10 yazdık. Dik üçgenden dolayı burada zemindeki. E başka ne var? Şu zemine dik değil mi? Evet zemine dik olduğundan bu da o zemindeki o noktadan geçiyor. Temel diktikten dolayı burası da diktir. A şu üçgendeki taban burası iken bu tabana ait yükseklik bak şurada geniş açılı olduğundan dışarı çizilmiş oldu. Yükseklik burası olmadı mı? Oldu. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 bana alanı verir. Tabanım 4. Yüksekliğim 10. O zaman alan 4 çarpı 10 bölü 2'ye eşittir. 40 bölü 2'den ne eşit oluyor cevap? 20'ye eşit oluyor. Evet 5. soruyu böylelikle 20 buluruz. Geldik 6'ya. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında F noktası BCML yüzeyinin ağırlık merkezi. Evet. BCML yüzey. Şimdi bu yüzeye bir dikdörtgen bir dikdörtgen. Dikdörtgende ağırlık merkezini nasıl kullanıyorduk? Ağırlık merkezi dediğimiz şey aslında köşegenlerin kesim noktasıydı. E köşegenlerin kesim noktası nasıl kullanılıyordu arkadaşlar? Ya köşegenleri çizeriz böyle. Hocam şunlar birbirine eşit. Ya da buradan ne yapıyorduk? Şuradan dik çizsen iki eş parçaya böler. Hocam buradan da dik çizsek iki eş parçaya böler diye söylüyorduk değil mi? Evet bu şekilde hamle yapacağız. Şimdi burada köşegenleri çizmek mi mantıklı yoksa dik çizmek mi mantıklı? E burada zaten bir şey verilmiş ya. Burada ağırlık merkezi ELLM birbirine eşit. Zaten burada aslında şunlar birbirine eşit olduğu için ağırlık merkezinden geldiği için burası 90 derece değil mi böyle? E 90 derece. Sanki bu dikler işimize yarayacak. Sağa sola dik çizmek değil de burada da aşağı doğru dik çizmek daha mantıklı. O zaman aşağı doğru dik çizelim. Aşağı doğru da yani bunun devamını getirelim. Şuradan dik çizdiğimiz zaman dik dörtgen oluştu böyle. Yani burası 5-5 ise 11'im ya burası da 5-5 yaptım yaptı. Ve hatta burası düzleme yani aşağıdaki zemine ne olmuş oldu arkadaşım? Bir 90 derece çizmiş olduk yani zemine dik çizmiş olduk. E şimdi alfa isteniyor benden. Buna ait bir üçgen oluşturacağız şuradaki alfaya ait. Bak şurada A, e, F açısı demiş gördün mü? Yani şurada buna ait bir üçgen oluşturacağız. Nasıl bir üçgen oluşturabiliriz? Hocam hop şunu şöyle çizersem üçgen oluştu mu alfaya ait oluştu. Hocam bu zemine dik olduğu için zemindeki bu noktadan geçen bu doğruya da dik olmak zorunda. Yani burası 90 derece oldu. Ve burada bir dikdörtgen olduğu için burası da on, 12 olduğundan dolayı 5, 12, 13 üçgeninden burası 13 mi oldu? Evet. E hocam şuradaki dikdörtgenden dolayı da burası da 13. A 13'e 13. İkiz kenar dik üçgen çıktı burası. İkiz kenar dik üçgen olduğu için alfamız kaç derece olur? 45 derece olur. Örnek 6'yı böylelikle 45 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Şimdi havada bir doğru verilmiş. Bir de şekilde tabanları düzlemsel olup yani zemine oturtulmuş iki tane küp var. ABC'de dikdörtgeni verilmiş. Şu ABC'de de dikdörtgen verilmiş. O zaman ABCD'nin dikdörtgenliğinde ben kullanacağım büyük ihtimalle. Şöyle 90. E hocam burası da 90 ya. O yüzden burası doğrusal olmak zorunda değil mi? Bu da zeminde bu da zeminde. Evet hatta bu da aynı şekilde böyle şurasıyla doğrusal olmak zorunda. Neyse Şimdi A, çevre ABCD'yi kaç vermiş? 12 vermiş. ABCD 12 vermiş. Şu küpün bir kenarına ben X diyeyim. Diğer küpün bir kenarına da Y diyeyim. Y, Y. O zaman burası da Çevresi yani 2X artı 2Y'yi 12 vermiş. X artı Y buradan kaç gelir? 6 gelir. Hocam alan ABCD'yi vermiş. X çarpı Y de kaç? 4 olarak vermiş. Elimde iki tane bilgi var. Bir X artı Y var. Bir de X çarpı Y var. Hocam şurası çarpı bu arada. E buna ait ben K'liyi bulmaya çalışacağım şimdi. Şimdi havadaki bir doğru isteniyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar havadaki bir doğru istenildiğinde? E, üçgen oluşturuyoruz. Genelde tabandan çizmeyi daha çok tercih ediyoruz. Mesela şuradaki zeminden şuraya çizsem. Hocam bu zemine dik ya. Zemindeki buraya dik olduğu için bu noktadan geçen şurası da 90 derece olmak zorunda mı? Evet. Ve burası kaç? X birim. Hocam şurası belli mi? Belli. X ve X'i ya burası. Şuradaki Pisagor bağıntısından da şurayı bulurum ben. Yani burası da kare kök içerisinde. X artı y'nin karesi artı y'nin karesi değil midir? Evet. Yazalım hemen buraya. Burada x artı y'nin karesini de bulmam lazım. Bir de y'nin karesi de var burada. Hatta şöyle yapayım. X artı y'nin karesi artı y'nin karesi. Şuraya a diyecek olursam bakın. Bu a kareye eşit. O zaman a da neye eşit oluyor arkadaşlar? Kare kök içinde x artı y'nin karesi artı y kare eşit oldu. Tamam burası kare kök içinde x artı y'nin karesi artı y'nin karesi y kareye eşit oldu. E sonra bir daha Pisagor yapacağım burada. Pisagor yapınca da soru işareti. Soru işaretini bulur muyuz? Buluruz. Soru işaretiyle istersen n diyeyim. O zaman n karede neye eşittir? Şuraya yazayım istersen. Nereye yazayım? Şuraya. Hocam n karede neye eşittir? x'in karesi artı şunu. Karekök gidiyor o zaman. E, x artı y'nin karesi artı y kareye eşit oldu. O n kare x kare artı y kare artı x artı y'nin karesi oldu x artı y belli mi belli. Hocam şuraya bir 6 yazarım bunun yerine. Tamam. Burada da x kare artı y kare var. E x artı y belli. x çarpı y de belli. Ve bu soruya dikkat et. Çünkü ÖSYM genelde dikdörtgende karede bu tür çarpanları ayırmayı kullanmayı çok sever. Hatta prizmalarda da kullanmayı çok sever. E o zaman hadi işlemimizi yapalım burada. Nasıl yapacağız? x artı y yerine 6 yazdık. x çarpı y de var elimde. x kare artı y kareyi bulacağım. Hocam x artı y eşittir 6 ya. Her iki tarafın karesini alırsam ben x kare artı y kareyi bulurum. O zaman x kare artı y kare hatta bu x kare artı 2 xy y artı y kare eşittir 36 ya. x y y de 4 değil mi? Evet 4. 4 kere 2 de 8. Öbür tarafa atınca x kare artı y kare de kaç çıkıyor? 36 eksi 8'den 28 çıkar. E o zaman burada da bunun yerine de bir 28 yazarsa eğer n kare neye eşit oldu? 28 artı 6'nın karesi yani 36'ya eşit oldu. 64'e eşit oldu. En kare 64 ise N de buradan kaç gelir? 8 gelir. İşte bizden bu iş deniliyor. Cevap 8 yapar. Güzel bir soru dostlar. Dikkat edin. ÖSYM böyle soruları gerçekten seviyor. Evet örnek 7'yi 8 bulduk. Geldik örnek 9'a. Örnek 8'e pardon. E şimdi ne demiş? Kare yüzeyinin ağırlık merkezi. Evet E kare yüzeyinin ağırlık merkezi. Biraz önce de dedim. Dikdörtgende ağırlık merkezi nasıl kullanılıyor? Ya köşegenler çiziliyor böyle. Ya da ne dedik arkadaşlar? Şuradan dik çizdin keş eş parçaya buradan dik çizdin iki eş parçaya böler dedik. E sen buradan dik çizsen evet 2 eş parçaya böler 4 kökü 4 kökü olur. A zemine dik ya sonra bunu böyle çizersen zemine dik olduğundan burası da 90 Pisagor bağıntısından yine sonuca ulaşırsın. Ama dur bak dur 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 dur. Bir de köşegenleri deneyim bakayım. Hocam şu köşegenlerin kesim noktası da E'den geçiyor. Tamam E 8 kökü ise burası. Burası 8 köklü ya. Köşegenler dik kesiyor karede. 8 köklü ise bunlar da 8 8 oldu mu? Oldu. E sonra ne olacak? Hocam x'e ait bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Üçgene dikkat et. Oo çok güzel. Bak bir de burada 90 derece var mı? Var. Niye? Bak dikkat et. Şu yandaki duvara dik değil mi? Evet. Yandaki duvara dik. Bu noktadan geçen bu duvar üstündeki bu doğruya da dik olmak zorunda. E o zaman Pisagor bağıntısından x'e ulaşırız. Hatta ben burayı 8 8 buldum. Burası da 8 burası da 8 değil mi? Evet 8 burası 15 burası o zaman x ne yapacaktır? 17 yapacaktır. Evet sanki bu yol daha kolay oldu. İlk gösterdiğim yoldan da tabii ki sonuca ulaşabilirdim. 8. soru 17 geldik 9. soruya. Bu sefer de silindirden bahsetmişim. Su önemli değil. Zemine diklik var ya önemli olan orada orada zemine diklik. Ya da silindirde yüksekliğin o dikliğinden bahsedeceğiz. Şimdi şekil 1'de yarı çapı 3 köküç santimetre ve yüksekliği 4 santimetre olan silindir. Evet 3 köküçe 4. Böyle eşit 3 parçaya alınmış. Niye? Üst üste de konulmuş. E, eşit 3 parçaysa hocam buradaki açılar böyle eşit olmak zorunda değil mi? Daireyi sen 3 tane parçaya ayır dediğimde. Hatta eşit üç parçaya ayır dediğimde bu açılar eşit olmayacak mı böyle? Evet. Yani kaçar derece yapıyor? 120'şer derece yapıyor. Hocam bizden bu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu nasıl bulacağız? E, buna ait bir üçgen oluşturacaksınız. Bitti gitti. Aa bunu oluşturunca. Hocam bu zemin dedik ya. E hocam bak burası da 90 derece. Pisagor bağıntısı. Evet bunların hepsi kaçar er birimdi? Dörder birimdi. üste konulmuş. Burası da 3 kök 3, 3 kök 3 vermişti yarı çapı. E hocam burada 30, 30, 120 üçgen çıktı. 3 kök 3, 3 kök 3 8, 3 katından dolayı burası kaç çıkar? 9 çıkar. E burada da bir pisagor bağıntısı. 9, 12, 15 üçgeninden cevabı 15 diye ulaşırız. Evet örnek 9'u 15 bulduk. Geldik örnek ona. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında şu uzunluk isteniyor bizden. Arkadaş bu uzunluğu nasıl bulacağız şimdi? Şimdi buna ait bir üçgen oluşturacağız. Ya üçgen oluştururken şöyle düşünebilirsin. Ya hocam buradan zemine dik çizeyim. Sonra zemine dik çizdim ya böyle de bir üçgen oluşturayım diyebilirsin. Bu şekilde yapabilirsin. Ya da ya hocam şöyle baktığımız zaman buna ait bir üçgen yok da bazen direkt üçgeni oluşturamıyoruz. Ya hocam üçgeni şöyle oluştursam hop şöyle. Hayır havadan çizmiş oldun. Peki üçgen başka türlü oluşuyor mu? Böyle oluşmuyor şöyle oluşuyor. Buna ait de böyle. Bak ya bu köşeden çizeceğim ya bu köşeden çizeceğim. Buna ait de böyle olmuyor. Yani burada da güzel bir şey oluşmuyor. Bu arada şurası 6'ya 8 ya. Burası da 6'ya 8 değil mi? Evet. Yani burası da 8. Ya burada 6 8'i gören masum köylü ne yapar? Hocam 6 8 13 üçgenini hemen düşünür değil mi? Hocam ben buradan şunu şöyle çizebilirim. E çizdiğim zaman 6 8 13 üçgeni mi? 90 derece olduğundan dolayı evet. Şimdi ne yapacağız başka? Başka? Üçgen oluşmadı ama bak Güzel bir şey oluştu burada. Ne oluştu? Bir yamuk oluştu. Bir dörtgen oluştu. Hatta ve hatta bu bir dik yamuk kardeşim. Alt tabanı da var. Üst tabanı da var. Bak 9 var 4 var. Şu yandaki duvara dik mi? Evet 90 derece. Bu da yandaki duvara dik mi? Evet bu da 90 derece. Dik yamukta sen ne yapıyorsan onu yapacaksın. Hocam dik dörtgen oluşturuyorduk. Oluştur dik dörtgenini şöyle. E hocam 4 ise burası? Burası 4. E burası kaç? 5. Tamamı 9 olduğundan. E dik dörtgen oluştu bak burada sa Burası da 10 al sana Pisagor 5 10 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı Burası da 5 kök 5 çıkar mı çıkar yani cevabımız Böylelikle 5 kök 5 oldu örnek 10'da. geldik örnek 11'e şekilde bir ayrıtı 4 birim olan küpte küp ve bir ayrıtı 4 birim kalm'ni bulundukları kenarların orta noktaları yani ikişer ikişer birim mi oldu Evet şuraları ikişer birim oldu ikişer birim oldu a hocam şöyle çizince bakınca şurada bir dik üçgen çıktı Çünkü küp ya bütün kenarlar yüzeyler kare ya. 2 2 ise burası ne oldu? 2 kök 2 oldu. Hocam aynı şekilde burası da 90 derece. 2 2 ise burası da 2 kök 2 oldu. E hocam şu uzunluğu bulmaya çalışacağım ben. Bu uzunluğu bulabilirim. Buna ait bir üçgen oluşturabilir miyiz? Evet. Şunu şöyle çizsek. Hocam ne oldu burada? Bu zemine dikse burası da 90 derecedir. Burada da hatta pisagor var. 2 4 ise burası 2 kök 5'tir. E burası da 2 ya. Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Burası da 2 çarpı 1. Dikkat. 2 çarpı 1 burası. Burası da 2 çarpı kök 5. O zaman burası da 2 çarpı kare küçüğünde. 1'in karesi artı kök 5'in karesinden 6 mı gelir? Evet. Sonra şurayı da bulmaya çalışacağım ben. Burayı da bulabilirim ben. Burayı nasıl bulacağım? Hocam burayı da aynı şekilde yukarı aşağıdakiyle hop şunu şöyle çizsem. Hocam 2, 4, 2 kök 5 burası. Pisagor bağıntısı. Aynı şey işte şuradakiyle. Görüyorsun. 2, 4, 2 kök 5. Sonra 2 burası, 2 kök 5 burası. O zaman burası da 2 kök 6 mı çıkar? Evet. Burası da iki kök altı çıktı arkadaşlar. A, bir deltoid çıktı arkadaşlar burada karşımıza. Şimdi sen deltoid'de ne yapıyordun? Hocam deltoid'de işimiz gücümüz köşegen oluyordu. Ve alan KLM'ye ne isteniliyor bizden. Bunun alanını bulacağız. Zaten köşegenler çarpımının yarısıydı. Yani şu ve şunu çizelim. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Evet bunu kullanacağız. Peki hocam bak şimdi. Bak bak bak. Şu köşegeni bulabilir miyim ben? Dikkat. Bu köşegeni bulabilirim nasıl bulabilirim? Nasıl bulabiliriz? Ay, Biraz zor mu? Zor. Aslında zor değil de dikkat eder misin? Hocam burası 2 birim burası da 2 birim. E bu zemine paralel değil mi o zaman? Yani sen bu köşegeni çizsen şöyle. Şu köşegeni çizsen. Şurada bir dikdörtgen oluşur mu? Oluşur. Ya burası 4 dörtse burası 4 köklü olur. Yani şu köşegende 4 köklü mi olacak tamamı? Evet. Dikdörtgenden dolayı. 2'ye 2, 2 bu zemine dik, bu zemine dik. Bunlar birbirine paralel dikdörtgen oluştu. Bak eski konular çıkıyor aslında sadece karşımıza. Tamam burası dört kök ki. Dört dörtse dört kök ki burası. Burası dört kök ki oldu. Şimdi olay asıl burada bitiyor. Ben bunu nasıl bulacağım hocam? Dur şunu silelim. Şu uzunluğu nasıl bulacağız? Şimdi bunu bulmak için de bir hamle yapabiliriz aslında. Aa hocam burası dört kök ki çok güzel. Burada ben bir şey fark ettim. Ne fark ettim biliyor musun? Burası da 90 derecedir. Niye? 2 kök 2. 2 kök 6 4 kök 2. Bak bunun karesi kaç? 32. Bunun kare, yani 32 eşittir. Bunun karesi 24 artı bunun karesi de 8. Pisagor bağıntısı sağlandığından burası 90 derece oldu arkadaş. Gördün mü? 90 derece oldu. O yüzden iki dik üçgenin alanı şeklinde hesaplayabilirsin bunu. Aa bunu fark etmen zor olur. Hadi biz katı cisimlerden bahsedelim. Yani 2 kök 2 çarpı 2 kök 6 bölü 2'den şu üçgenin alanından iki, iki tane var deyip sonuca ulaşabiliriz. Başka. Şimdi ben bunu bulmaya çalışayım. Bu havadaki bir doğru değil mi? Havadaki bir doğru. Havadaki bir doğru olduğu zaman ne yapıyorduk? Hocam bir üçgen oluşturuyorduk. Yani nasıl oluşturacağız? Çeklin karışıklığına çok fazla aldı ama buna ait. Şuna ait bir üçgen. Hocam zemine dik çizeyim. Buradan da buraya çizeyim. Ya tamam genelde böyle yapıyorsunuz da bir üçgen oluşturun diyorum size. Sadece buraya odaklan. Bak şimdi bana odaklan. Şuradan çizince olmadı. Bir de buradan şöyle bir şey çizeyim. Hocam ben bunu böyle çizersem evet çıktı bir şeyler. Niye? Bak şuradaki üçgen dik üçgendir. Çünkü bu öndeki duvarı dik. O zaman burası da 90 derecedir. Evet son sorular biraz zor. Ama yani bu tür sorularla da karşılaşın diye yazdım bunu. E ben o zaman şurayı bulacağım. Bu uzunluk kaç şimdi? 2 var burada. 4 var burada. 2 4. 2 kök 5 burası. Hocam 2 var burada. 2 kök 5 var burada. E, Pisagor bağıntısı. 2 ve 2 kök 5. 2 ve 2 kök 5. Ben biraz önce 2 ve 2 kök 5'i buldum. 2 kök 6 çıkıyordu. Yani burası da 2 kök 6 yapar. Şu uzunlukta 2 kök 6 yaptı. E o zaman burası 2 kök 6. Sonra 2 var 2 kök 6 var. Şöyle 2 var 2 kök 6 var. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? Şuradaki Pisagor bağıntısından dolayı. Pardon. 2, 4, 2 kök 5 burası. Sonra 2 ve 2 kök 5'ten dolayı ben zaten burayı bulmuşum ya. 2 kök 6 demişim zaten buraya. Tamam. Sorun bitti. Sorun bitti. O zaman ne yapacağız? Deltoid ya köşegenler çarpımının yarısı yapacaktır. Bir köşegen 4 kök 2 diğer köşegen 2 kök 6. 4 kök 2 çarpı 2 kök 6 bölü 2 bana sonucu verir. E o zaman buradaki bölü 2'ler gitsin. Cevap 4 kök 12 yapar. Kök 12 dediğimizde bu 4 çarpı 3 ya 2 kök 3'tür. 4 ile de 2 kök 3 çarparsam cevap 8 kök 3 çıkar. Evet dediğim gibi başta şu 90 dereceyi de yakalayabilirdin. Oradan da işlem yapabilirdin. Başka başka yollardan da mutlaka mutlaka yapılabilir. Ama ben burada katı cisimlerden şu uzunlukları bulmayı sana öğrettim ya. Yani bunlar aslında senin işine yarayacak olanlar. Zorlanmış olsan bile sadece dinleyip anlaman bile burada bence yeterli. Ama son sorularda biraz zorladım haberin olsun. Örnek 11'i böylelikle 8 kök 3 bulduk. Geldik örnek 12. Yukarıdaki verilen dik prizmada yamuk prizmada yani dik yamuk. Yani tabanı da dik yamuk demek istiyor. Ya tabanına göre adlandırılıyor. Zaten bundan sonraki dersimizde bunu anlatacağız da. Tabanı dik yamuk, tabanı da dik yamuk, dik yamuk prizma. Arkadaşlar bu uzunluğu bulabilir miyiz? Buluruz. Gerek var mı bilmiyorum ama şimdi burada öyle bir dik yamuk var. Şöyle bir dik yamuk var. Şu kısası 3, şurası 13, burası 6 kök ki ve bu uzunluğu bulabilir miyiz? Buluruz aslında şöyle dik çizsek. 3 ise 3, burası 10 yapıyor, burası 6 kök ki. Gerçi saçma sayılar çıktı. Hiç şeyle uğraşmayalım bence. Bunu bulmayla uğraşmayalım. Çünkü saçma sayılar çıktı zaten. Demek ki işime yaramayacak. Peki ben bu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Bu uzunluğu bulmak için hamle yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Hocam şuna ait bir üçgen oluşturmam lazım. E hop şöyle hocam. Şuna ait bir üçgen oluşturdum. Evet bu zemine dik ya. Zemine dik olduğundan dolayı burası şuradaki pisagor bağıntısından. Ben oraya ulaşabilirim. Tamam. Pisagor bağıntısında. Şurası zaten üç kökke. Elimizde burası var. Benim şurayı bulmam lazım. Aa arkadaş şurada da bir yamuk var. Yani yamukta eşitlik var burada. Yamukta eşitlik görünce altına ne gelir? Orta taban gelmez mi? Gelir. O zaman o yamuğun özelliğini kullan. Yani eski konular karşımıza çıkabiliyor böyle. Hadi kullanalım o zaman burada. Şu eşitliği kullanalım. Nasıl kullanacağız? E yamukta orta taban çizeriz. Şöyle çizecek olursak paralel ya 90'sa 90. E hocam bak burası 3 burası 13. 3 artı 13 bölü 2. 16 bölü 2'den burası 8 mi çıkar? Evet. Burası 6 kök Hocam burası 6 kök olduğundan dolayı 3 kök 3 kök oldu burası. Aha da burada Pisagor bağıntısından buraya ulaşır mıyız? Evet. Şuraya bir A diyeyim. A kare eşittir. 3 kök karesi artı 8'in karesi. Yani A kare buradan neye eşit oldu? 18 artı 64'e eşit oldu. A kare buradan kaça eşit oldu? 82'ye eşit oldu? Evet. 82'ye eşit oldu A kare. Şimdi sarıda bir Pisagor bağıntısı yaparsam eğer x kare de a kare artı 3 kök 2'nin karesine eşit değil mi? evet x kare de buradan a kare dediğimiz kaç 82 3 kök 2'nin karesi dediğimiz kaç 9 18 yaptı. İkisini topladığımız zaman kaç yaptı? Hocam 100 yaptı. x kare eşittir 100 ise x de böylelikle kaç çıkar? 10 çıkar. Yani DK'yı böylelikle 10 olarak bulduk. Bak sadece üçgen bilgisi değil böyle yamuk bilgisi falan da karşımıza çıkabiliyormuş. Daha değişik yoldan yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. O değişik yollarda senin ellerinden öper. Yani büyük ihtimalle bir yerde 10 çıktı ya 6, 8, 10 üçgen çıkacak arkadaşlar. Başka nasıl şey yapabilirdim ki? Şuna ait dik üçgen oluşturabilirdim ki? O, onu da artık siz bir düşünün. Ya şöyle mi ya da? Hop altı kök ki. Şuradan şunu şöyle çizseydim. Hocam bu zemin ya. Burası da 90 derece deyip. a buradan da bulunabilirmiş arkadaşlar ya. Ben bak buradan yaptım. Dikkat et. Şu uzunluk kaç verilmişti? 6 kök ki. Evet. Bu yoldan yaptım. Bak kaldı mı kaldı. Peki daha kolay bir yolunu gördüm sanki. Evet evet daha kolay bir yolunu gördüm. Hop şöyle. Arkadaş buna ait bir üçgen oluştur dediğimizde yüzeyden oluştur diyorduk. Hop şöyle çizersek tamam hiç yamuğu mamuğu karıştırmayabiliriz. Bu birinci yol arkadaşlar. Şimdi ikinci yoldan çözüyorum. Bak dikkat. Şuradaki Pisagor'dan dolayı şunu bulabilir miyiz? Evet. Bak şimdi. Bu A değil. 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 Arkadaş şurası 90 derece değil. Şurası zemine dik mi? Değil. Bu yamuk ya. Zemine dik değil arkadaşlar. Daha kolayını buldum derken bak ben de yanılıyordum. Şurada pisagor yap. Bunu yapacaktım sonra burada pisagor yapacaktım ama a -a, olmaz kardeşim. Burası 90 derece değil. Çünkü bu zemine dik değil. O yüzden farklı bir şekilde çıkar. Ama nasıl çıkar? Artık o da sizin ellerinizden öpsün. Ne yaptık biz burada? Şunu şöyle yaptık. Ondan sonra burayı bulduk. Şöyle şurayı bulduk. Şunlar da birbirine eşit. Burası da 3 artı 13. 16 bölü 2'den 8 çıktı. Sonra burası 3 kökü çıktı. Pisagor bağıntısından şöyle şuraya A demiştik. Sonra buradaki Pisagor bağıntısından da X'i bulduk. Şimdi videoda oyalanmayayım istersen ama mutlaka daha kolay bir yolu daha böyle yine dik üçgenle ilgili çözülebilecek bir yolu mutlaka ama mutlaka vardır dostlar. Tamam. Evet 12. soruyu böylelikle 10 bulduk. Geldik 13'e. E, hocam 13 ne yapacağız? Bir ayrıtın uzunluğu 12 birim olan küpte P, şuradaki P 12 birim ya. Şunlar hep orta nokta verilmiş. Yani 6 6 6 6 6 6 6 olarak verilmiş. Tamam orta noktalardır. PS ile de SR birbirine eşitmiş. Bak şunlar da birbirine eşit. Bunlar da ET ile de TF birbirine eşitmiş. Zaten 6 6 6 kökü ya. Hocam burası şey olacak. 3 kökü 3 kökü olacak. Bu arada şurası 90 derece değil mi? Evet. İkiz kenardaki 90'ın karşısında var. Hemen aklına muhteşem şu gelir çizdin. Hatta bu ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için şurası 90 derece kenar ortay olduğu için yükseklik olmak zorunda. Hatta burada da şu ne olmuş oldu arkadaşlar? İkiz kenar dik üçgen ya 45-45 olduğu için 45-90 ise burası da 45-45 oldu. Ve burada güzel bir şey çıktı. Şu alttaki karenin de köşegeni olmaz mı o zaman bu? O zaman bunun devamını getirsin. Bu nereye denk gelir arkadaşlar? Tam olarak şuraya denk gelmek zorunda. E o zaman şunu şöyle çizeriz. Bu buradan geçmek zorunda arkadaşlar. 45-45. Aynı mantıktan dolayı bu da olur mu? Olur. Çünkü bak x kenardaki üçgen. Hocam x kenarda çizilen burası yükseklik olacak. Tabanı keş parçaya böldü. Ve bu da ne no, no oldu, arkadaşlar? Doğrusal olmak zorunda. Aynı mantıktan dolayı 45-45. E çok güzel. Burası 6, 6, 6 kökü yaptı burası. Yani burası 3 kökü oldu. Hocam o zaman burası da 3 kökü. E, çünkü 45-45 90 üçgenden. E, aynı şekilde 6 6 6 kök ki burası 3 kök ki burası 3 kök ki burası da 3 kök ki oldu. Ve burası 12 burası 12 12 kök ki diyeyim burası evet buna ait bir dik üçgen elde edeceksin. Bak şu alttaki köşegen bu alttaki köşegen. E o zaman sen buradan bir dik çizsen bu köşegen üzerine gelmez mi gelir. Bu burada uzunluk belli mi belli. Dikdörtgenden dolayı burası 12 ise burası 12 oldu mu oldu. Hocam burası 3 kök ki ise burası 3 kök ki dikdörtgenden. E sonra toplam 6 Burası 12 idi. 12, 12, 12 kök idi bunun tamamı. Bak dikkat şunun tamamı 12 kök ki. Hocam 3 kök ki, 3 kök ki, 6 kök ki buradaysa o zaman buradaki uzunluğa da 6 kök mi kaldı? Evet. Yani burada artık bir pisagor bağıntısıyla olayı bitiririz. Şuraya x diyelim. 6, 6 karesi artı 12'nin karesi de x'in karesine eşittir. Ya burada bu nedir? 6'nın 2 katı. Bu nedir? 6'nın kök katı. X de neye eşit olacaktır? 6'nın kare içinde 2'nin karesi artı kök 2'nin karesi. Yani 4 artı 2 olacaktır. X'i böylelikle 6 kök 6 olarak buluruz. Yani bu sefer yüzeyden çizmedik. Havadan çizdik ama şu köşegenler üzerinde olduğu için şurada dikdörtgen oluşturduk arkadaşlar. Şurada dikdörtgen yani. Şuradan bahsediyorum. Burada buna ait dik üçgen mecburduk. Mecburduk. Şuradan şuraya bu köşegen üzerine dik çizilerek bu şekilde dikdörtgen oluşturduk. 3 kök 2 ise 3 kök 2, 12 ise 12 dedik. Sonrasında da bir dik üçgen karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Daha doğrusu şuradaki dik yamuktan dolayı da diyebilirdik. Bak şöyle dik yamuk oluştu burada. Bu dik yamuktan dolayı da hamle yaptık diyebilirdik burada. Evet gençler yani işin özü mantığı burada ne? Onu söyleyeyim. Şöyle bitti mi? Evet dik bir geçeceğiz biraz sonra. İşin özü mantığı ne? Temel diklik teoremi. Düzleme diklik varsa dik üçgenlerle, eski konularla hatta dik yamuklarla yani karşımıza çember bile çıktı çemberlerle falan oradaki dikliği oluşturacağız kardeşim. Zemine diklik varsa e ne yapıyoruz? O zeminden geçen, o noktadan geçen doğrulara da diktir diyeceğiz. İlk etapta sizi biraz zorladım. Çünkü bu diklik zor fark ediliyor arkadaşlar. Ya bu diklik fark edilmediği için biz bir uzunluk bulamıyoruz. Ondan dolayı sonrasında sıkıntı yaşıyoruz. Bilerek de biraz zorladım. Bu kadar zorlayıcı yani son sayfadaki gibi şu kadar zorlayıcı kısımlar gelir mi? Gelmez. Yani tamam örnek 9'a kadar ki olan kısımlarla karşılaşabilirsiniz ama ben biliyorsunuz işi sağlama almayı çok seviyorum. O yüzden böyle son soruları kafanıza takmayın. Örnek 9'a kadar iyi bir şekilde, 9'u da iyi bir şekilde anladıysan sen bundan sonraki kısmı da çok rahat bir şekilde yaparsın. Alengirli sorulardan da şöyle bir bahsetmek istedim. Onlardan da bahsettim. E, artık onları da anladıysanız oh ne güzel. Bundan sonraki kısımları da rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet ilk adımı bence çok güzel bir şekilde attık. Bundan sonraki kısım için burası önemliydi. Ve bu adımda çok güzel bir şekilde atıldı. Sonraki kısımlar gerçekten çok kolay, çok zevkli ve çok güzel bir şekilde yapacaksınız. Genelde böyle prizmalardan korkuyorsunuz. Korkmayın. Çok güzel işler yapacağız. En önemli kısmı sen öğrendin. Özellikle 9. kadar ya yani 10. soruya kadar kısmı öğrendiysen sıkıntı yok. Tamam. Evet gençler böylelikle bu kısmı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik prizma konusunun konu anlatımına, prizmaların konu anlatımına başlıyoruz. Orada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.